Bootstrap bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bootstrap, Twitter'ın geliştirdiği, daha doğrusu Twitter'da çalışan developerların geliştirdiği bir CSS kütüphanesi. Ama vakti zamanında kendisine daha farklı bir şekilde hitap edilmesini istiyordu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz Bootstrap'e geçmeden önce birkaç tane şeyi açıklamak istiyorum. Özellikle CSS yazdığımız zamanlarda, işte dikkat ettiyseniz bazı yapılar oluşturduk ve bu yapıları oluşurken de şunu düşünmemiz lazım. Acaba kullanacağımız background color'ı veyahut da işte color bilgisini sürekli birçok yerde kullanacak mıyız? Ve bunları aslında nasıl tutmalıyız? Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Kitaplar nerede durmalı? İşte tencereler nerede durmalı? Çatallar nerede durmalı? CSS'teki bütün yapıların aslında bir hiyerarşisinin olması gerekiyor ve bu yapıların belli bir standartta duruyor olması gerekiyor. Bu standartta durum şekline göre de metodolojiler geliştirilmiş daha önce. Metodolojilerden bir tanesi de BEM. BEM sayesinde block, element ve modifier sayesinde bir yapıyı kurgulayabiliyorsunuz. CSS yapısını kurgulayabiliyorsunuz. Burada da örneği var. Web sitesinin örneği var. Diğer bir strateji ise CSS yaparken, yani bu arada bunları anlatmamın sebebi şu. CSS yazıyoruz ama neye göre yazacağız? Yani bazen bu çok büyük bir sorun olabiliyor. Kafanızda bu soru işareti kalsın. Birazdan daha farklı bir şekilde açıklıyor olacağım zaten. Object oriented, yani obje bazlı CSS yazma gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında da daha farklı yapılardan bir tanesi olan, yine aynı şekilde şuradan gelelim, SMAC diye bir tane yapımız var. Ve SMAC de burada kendisini anlatıyor. Ondan sonra ve SMAC'in web sitesinden de aynı zamanda yapıyı görebilirsiniz. SMAC ise yine aynı şekilde bu standardı, yani CSS'in scalable ve modüler bir yapıyı nasıl kurgulayacağınızla ilgili bir kitap ve bir yöntem diye düşünebilirsiniz. Aynı zamanda BEM ile ilgili yine burada bir metot bilgisi var ve BEM'in nasıl yapacağınızla ilgili bilgiler var. Şimdi birdenbire kafanız karışmaya başladı. Biz nasıl olacak da CSS yapacağız, CSS'i düzenleyeceğiz, CSS yapıları nasıl olacak diye. Ama şöyle düşünelim. Peki ya biz bunu nasıl öğreneceğiz gerçekten ne? Yani şöyle düşünün. Birdenbire sizi birisi mutfağa sokuyor ve bana en güzel yemeklerden birisini yap diyor. Tencereyi nasıl kullandığımızı bilmiyoruz, tavayı nasıl kullandığımızı bilmiyoruz, yağı nasıl kullandığımızı bilmiyoruz. Başka birisi bize daha önce göstermemiş, deneyimlerini anlayamadık. Bu yüzden de aslında kütüphane kullanmak bizim için çok 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 önemli. Çünkü şöyle bir şey var. İnternette çokça göreceğiniz yorumlardan bir tanesi de ben elle bir şeyleri yapmayı seviyorum. Evet ama bu düzeye gelebilmek için aslında başkalarının nasıl o işi yaptığını görüyor ve biliyor olmanız lazım. İşte bu yüzden de kütüphaneleri doğru kullanabilmek, bu yüzden de framework'leri doğru kullanabilmek çok önemli. Örneğin siz Django'yu kullanmayıp Python'da kendi web projelerinizi veyahut da başka projelerinizi yine geliştirebilirsiniz. Hiçbir kütüphane kullanmadan da bunu yapabilirsiniz. Ama dezavantajınız ne olacak? Belki de daha önceden birisinin yaptığı ve size vermek istediği bu knowledge'ı, bu aslında bilgiyi alamamış olacaksınız. O yüzden de kütüphanelerin kullanımı bizim için önemli. Şimdi gelelim Bootstrap'e. Bootstrap Twitter tarafından geliştirildi ve Bootstrap'in birinci versiyonu şu anda görüyoruz. Bootstrap'in birinci versiyonunda gördüğünüz gibi çok klasik, çok çok eski bir yapı gözüküyor. Ama yıllar 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 önce yapıldı zaten bu. Ve şöyle yapalım. Aynı zamanda ne zaman yapıldığını öğrenmek istiyorsak Bootstrap Wikipedia diyelim. Bootstrap şu anda en son release'inde 5.2 release olmuş. 39 gün önce olmuş. Peki bunun dışında historisi bilgisine bakalım. Burada Bootstrap'in özellikle Twitter blueprint olarak geçmiş olan yapının yine aynı şekilde burada bir framework olarak Mark ve Jacob tarafından geliştirildiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Süper. Peki ne zaman olmuş bu olay? 2011 yılında olmuş. 2011 yılından beri, yani uzun zamandan beri piyasada olan bir kütüphaneden bahsediyoruz. Ama vakti zamanında kendisini aslında sadece kütüphane demiyordu. Burada bir toolkit diyordu. Sonra toolkit demenin dışında da burada kendisine frontend framework demeye başlamış. Yani bu versiyonla birlikte, versiyon 2 ile birlikte kendisine frontend framework demeye başlamış. Çünkü o zamanlar sadece Bootstrap biliyor olmanız bile tek başına yeterli düzeydeydi frontend için. Ama bugün olaylar çok daha değişti. Bootstrap 3 için ne diyor? Bootstrap 3 Mobile First Framework diyor. Mobile First'ten kastımız da artık o zamanlarda, yani Bootstrap 3'ün çıktığı zamanlarda
mobil cihazlar artık öncelikli olmaya başladı. Ve Bootstrap kendi yapısını tamamen mobil cihaz öncelikli tutmak için elinden gelen çabayı gösterdi. Ve Bootstrap 3 ile birlikte bakış açımız inanılmaz değişti. Eskiden bir web sitesi tasarlarken tek düşündüğümüz şey geniş ekranlarda, büyük ekranlarda veyahut da laptoplarda bunu nasıl açılacaktı. Ama o zamanlar artık cep telefonlarında, akıllı cep telefonlarında bu işler nasıl yapılır bunu düşünmek zorunda kalmıştık. Hatta Mobile First ne demek? O günlerde çok tartışılıyordu. Bugün ama tartışmaya gerek yok. Mobile First ne demek? İlk önce cep telefonunda açılabilir web sitelerin düşünülmesi. Zaten herkes ilk önce kendi cep telefonunda bunu nasıl gözükeceğini bakmak istiyor. Peki, bunun dışında tabii ki versiyon 4 çıktı ve bugün artık bu seride işleyeceğimiz versiyon 5 çıktı. Versiyon 5 ise gerçekten çok tatlı oldu ve çok güzel özelliklere sahip oldu. Versiyon 5 ile birlikte artık Arapça veyahut da sağdan okumalı web sitelerinde tek seferde tasarlayabiliyorsunuz ve inanılmaz kolaylıklar sağlıyor size arkadaşlar. Aynı zamanda Bootstrap'in dokümantasyonu çok güzeldir. Bootstrap'in dokümantasyonu sayesinde biz çok 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 hızlı çalışmalar yapacağız. İlk başta gösterdiğim bu metotları şu anda anlamanıza gerek yok ama en azından bu metotları inceleyebilirsiniz. Neler olduğuna ve örneklerine bakabilirsiniz. Yine yukarıdaki siteleri linklerine tıklayarak büyük bir ihtimalle siz de bulabileceksiniz diye düşünüyorum. Biz Bootstrap 5 ile birlikte çok güzel bir çalışma yapacağız ve bir sonraki videoda sadece arkanıza yaslanmanızı istiyorum. Ve bu demoyu arkanıza yaslandıktan sonra benim ne kadar zamanda yaptığımı görün. Ve şunu da anlayacaksınız. İleride siz de yine benim yaptığım çalışmaları yine aynı hızda yapabilir hale geleceksiniz. Belki de benden daha hızlı yapabilir hale geleceksiniz. Süper. O zaman bir sonraki videoda bir demo yapalım. Siz arkanıza yaslanın ve sadece izleyin ve Bootstrap'in neler yapabileceğini birlikte keşfedelim. Ve daha sonrasında ise zaten detaylara gireceğiz. Bir sonraki videodaki demo motivasyon videosundan sonra siz de Bootstrap ile birlikte inanılmaz güzel projeler hazırlamaya başlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.